olduğunun haykırışı olan ve hükümet eliyle yasaklanan andımızı söylemeye hep birlikte sizleri davet ediyorum. Öncelikle değerli arkadaşlarım, vakit ayırıp dil bölünmesinin ülke bölünmesine sebebiyet verdiğini hissederek buraya toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerinizi almayacağım. Amfiye gerek yok. Şimdi önce bir hafifçe geçmişe gidelim. Önce şöyle başlandı. Dediler ki dilimizi konuşamıyoruz. İnkar etmemek lazım. Bu iktidar döneminde bir hayli haklar verildi. Önce televizyonda 24 saat Kürtçe yayına müsaade edildi. İtiraz etmedik. Üniversitelerde ders öğretimine müsaade edildi. İtiraz etmedik. Hatta Kuzey Irak'la işbirliği yapıp öğretim elemanları ve öğretmen yetiştirmeye karar verdiler. İtiraz etmedik. Yetmedi. Kendi kartlarımızda, tabelalarımızda Kürtçe isim bulunsun dediler. Ses çıkarmadık. Çünkü biz biliyoruz ki bir kişinin ana dilini öğrenmesi onun hakkıdır. Ancak bu ana dilini öğrenmenin altında yatan sebebin bir devlet kurmak olduğunu defalarca söylememize rağmen bizi şizofrenlikle suçladılar. KCK operasyonlarıyla yakalananlar mahkemeye çıktıklarında Türkçe bilmelerine rağmen, Türk vatanında yaşamalarına rağmen, bu ekmeği suyu yemelerine rağmen ısrarla Türkçe ifade vermediler. Bunun üzerine bir direnç gösterip açlık grevi başlatarak nihai hedef İmralı'da yatan terörist başının talimatıyla açlık grevine son verildi ve mahkemelerde Kürtçe savunma hakkı verildi. Daha bundan 1,5 ay önce Sayın Başbakanımız gazetecinin sorduğu bir soruya şöyle cevap veriyor. Özel okullarda diyor Kürtçe eğitim olur mu diye bir soru soruluyor. Diyor ki olmaz böyle bir şey. Ben ülkemin bölünmesine müsaade edemem. Peki onca süre zarfında değişen neydi? Hatırlayın bir bakın. Kandil'den açıklama geldi. Çekilmeyi durduruyoruz. Düzenleme yapın. Ve paket açıldı. Paketin içinde özel okullarda Kürtçe eğitime müsaade edildi. Özel okul dediğiniz milli eğitim müfredatını uygulayan bir kurumdur. Oradan mezun olan devlet okulundan mezun olmuş gibi üniversiteye gider. Üniversitede de Kürtçe eğitim. Devlet kurumlarında da Kürtçe eğitim. Peki senin canım Kürt kardeşim amacın ana dilini söylemekse, ana dilini konuşmaksa, niyetin bu değilse, elinde silah bulunan terör örgütlerinin talimatlarıyla, sesleriyle bu ülkede bölünmeye zemin hazırlamak için her türlü talepte bulunurken ben sana nasıl sıcak bakacağım? Ben senin için nasıl iyi bir şey düşüneceğim? Hal böyleyken siz şu anda efendim insan hakkıdır bir Kürdistan kuruldu. Bakın size bir şey söylemek istiyorum. Kuzey Kürdistan Konferansı diye bir konferans düzenlendi bu ülkede. Bir ay içinde. Bunun içine KESK ve memur senden delegeler katılmıştır. Bir kere sivil toplum örgütü ayağını buldular bunlar. Şimdi anladık mı ülke bölünecek? Dedik ki demiyoruz ülke bölündü. Bitecek mi? Ermeniler bu ülkede toprak talep etmiyor mu? Yarın siz Ermenilere ana dilde eğitim istediği zaman müsaade etmeyecek misiniz? Velhasıl kelam ülke paramparça edilmek isteniyor. Antalya ve bölgesi başkasına zaten İngilizler tamamen işgal etmiş. Adalar Yunanlılara, Doğu bölgesi Kürdistan, Ağrı'dan ötesi Ermenistan, Sinop'un öbür tarafı Rum Pontus. Ben bunun hayalini görüyorsam bu yaşananlar neyin nesi? Türkiye kamusen olarak, kamu çalışanlar olarak siz bir avuç değilsiniz. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Birileri direne direne maalesef kazandı. Ülkenin bölünmesi için bir heyelan olup yukarıdan aşağı çizgi çekilmesi gerekmiyor. Dilin gitmesi demek, dinin gitmesi demek, vatanın gitmesi demek, ülkenin gitmesi demek. Dil konusunda da eğitimciler olarak önce biz konuşuruz, siyasetçi konuşamaz. Burada tepkimizi kendi aramızda konuşarak değil, artık damarlarınızdaki bir silkinme olmalı, silkinmeliyiz. Bölünmesi için gelip evinin ortasının bölünmesini mi bekliyorsun? Buna tepkimizi biz demokratik bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Ama ancak açık ve net söylüyorum bıçak kemiğe gerçekten dayanmıştır. Açılan her pakette Türk milletine fayda sağlayacak hiçbir unsur yok.
Açılan her pakette başka şey çıkıyor. Açın bakın ekonomik paketlere, Doğu. Bakın Kürt meselesi. Bu ülkede başka bir mesele yok mu? Benim Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede başörtüsünüyle dokunuluyor diye mücadele eden Sütçü İmam'ım başörtüsünün bu pakete koyulduğunu görse kahrından bir daha ölür. Başörtüsünün burada işi ne? Ve geçmişten bugüne başörtüsü sömürülüsü yapılarak yine başörtülü kardeşlerimize, başörtülü bacılarımızı böyle bir pakete sokmanın alemi neydi? Ülke kritik bir süreçte, anlatıyoruz, ifade ediyoruz, koştu. Burada niyetimiz ülke birliğinden yana. Şimdi diyeceksin ki niye tedirgin oluyorsun? Ula kardeşim, seçim meydanlarında tek bayrak, tek dil, tek vatan demediniz mi? Bunu diyen, tek dil diyen bugün dili bölüyor, parçalıyor. Buna sessiz kalamayız. Kalmayacağız. Andımız kaldırıldı. Andımız kaldırılması sırrı sakık denen milletvekili, sözüm ona, bana göre serseri, diyor ki sabahları çocuklara enjekte edilen zehirden kurtulduk diyor. Bir Türk düşmanlığı var, bir ırkçılık var. Bu duruma karşı sessiz kalamayız, tepkisiz kalamayız. Ne diyor andımız? Andımızda ne var sıkıntı olan? Türk'ümle başlıyor, Türk'ümle bitiyor. Doğru ol diyor, düzgün ol diyor, efendi ol diyor, adam ol diyor. Bunun nesini kaldırıyorsunuz? İsterseniz bir tekrar edelim, neymiş bu? Birlikte söyleyelim. Türk'üm! Türk'üm! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! İlkem! İlkem! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Büyüklerimi saymak! Yurdumu! Yurdumu! Milletimi! Milletimi! Özümden! Özümden! Çok sevmektir! Çok sevmektir! Ülküm yükselmek! Ülküm yükselmek! İleri gitmektir! İleri gitmektir! Ey büyük Atatürk! Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda! Açtığın yolda! Gösterdiğin hedefe! Gösterdiğin hedefe! Durmadan yürüyeceğime! Durmadan yürüyeceğime! Ant içerim! Ant içerim! Varlığım! Varlığım! Türk varlığına! Türk varlığına! Armağan olsun! Armağan olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne